أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال إذا قمت من الليل تصلي فارفع صوتك قليلا تفزع الشيطان وتوقظ الجيران وترضي الرحمن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın, Ehl-i Beyt, El, Ashab, Etbalı, Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmainin, bil cümle ahirete irtihar eden müminatın, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları kendisinden feyiz aldığımız, istifade ettiğimiz eserlerinden yararlandığımız, İlim bahsettiğimiz üstadlarımız, meşah efendilerimizin, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervaçine el-Fatiha. İzâ kâne yevmul kıyâme, kıyamet günü olduğunda, daraballâhu alâ hâzihil ümme, bu ümmeti Muhammed'e, ümmeti icabet, yani Efendimiz peygamber olarak gönderildiğinden itibaren kıyamete kadar kim gelirse gelsin bütün insanların peygamberi. Bütün insanlara peygamber gönderilmiş. Onun için davet edip de inanmayanlar da var, inananlar da var. Hepsi dahil, hepsine hitap etmiş. Ama şimdiki şu bahsedeceğimiz mükafat sadece La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah diyen ümmet-i icabete. Ümmet-i icabet için Allah-u Zülcelal Hazretleri sıradıka çadırlar kurar. Min zümrüdin zümrütten ahtar, yeşil zümrütten meşhur bir taş, kıymetli bir taş. Arş-ı Âlâ'nın da 600 bin perdesi olurmuş. Çadır da biliyorsunuz işte, bu da kenarda perdelerden ibaret bir şey. Çadırda öyle. Arş-ı Âlâ'nın 600 bin perdesi olurmuş. Yeşil zümrütten çadırlar kurar ümmet-i icabet için Cenab-ı Hak. Füme yünadi münadin min kıbelillahi teâlâ. Allah Teala Hazretleri katından bir münada, münadi. Eskiden dellal deniyordu bunlara. Bir bağıran, çağıran ki meleklerden bir görevli şöyle nida eder, seslenir. Ey ya ümmeti Muhammed, ey ümmeti Muhammed, innallaha kad afa ankum, Allah sizi affetti günahlarınızı, aşırılıklarınızı. Siz Allah'ın affına layık insanlarsınız, kişilersiniz. O nedenle Allah sizi affetti. فَلْيَعْفُ بَعْدُكُمْ اَنْ بَعْضٍ Siz de kendi aranızda birbirinizi affedin. Biriniz diğerinizi affetsin. İnsanlık dolayısıyla birbirlerinize karşı hukukunuz var. Dedikodu yaptınız. Malınızı, mülkünüzü rıza hilafına aldınız, verdiniz. Bir şeyler oldu. Unuttunuz. Bazen bile bile yaptınız. Bazen bilmeden yaptınız. Kul hakları var üzerinde. Birbirinizin hakları var. Evet. Ben sizi affettim. Günahlarınızı sildim. Siz de birbirinizi affedin. Huzuruma günahsız gelin.
hak, birbirimizde hak çekişmesi olmaksızın salimine tertemiz. Tertemiz gelin. Hesaba böyle gelin. Evet. Bundan dolayı ela fehelummu ilal hisab. Aha böyle gelin. Hazırlanın hesaba. Önceden hesabın mahkeme huzurunda bu iş olmaz. Mahkeme huzuruna çıkmadan evvel birbirinizle diyor. Helallaşın. Affedin birbirinizi. Ben sizi affettim. Siz de böyle gelin. Evet. Hazırlanın da gelin. Evet. Demek ki kul hakları olan kimse Allah Celle Celaluhu onun için önceden böyle teşvikte bulunuyor ama vazgeçmeyeceğim derse karışmıyor. Hakkını, hak sahibi hakkını borçludan alıyor. Ama Allah affedeni seviyor. Geçen derslerde de okuduk. Kim affederse ecri Allah'a ait. Bizzat Allah verecek ecrini. Affetmek Allah'ın şanındadır. Affetmek. Ben affettim, siz de affedin birbirinizi. Burada cederleşip durmayın. Tabii burası adalet yeri. Gereğini yapılacak, hak sahibine hakkı ödenecek. Ama affediverin. Affederseniz Allah Azze ve Celle de size izzet verir. Sizin rütbenizi yükseltir. Affedin birbirinizi, öyle gelin. Hesaba öyle gelin. Evet. Kul hakkı olmazsa Allah da affettiğine göre demek ki hesap işi çok kolaylaşıyor. Neredeyse hiç olmadan doğru cennete gidiliyor. Affın ne kadar muazzam bir şey olduğunu, ne kadar şerefli bir şey olduğunu ki daha evvel de bunları size arz ettik. İnsanları haklarından vazgeçivermenin ne kadar güzel bir şey olduğunu burada ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurup vurgulamış. Evet, kul haklarını affetmek lazım. Yani siz de diyorsunuz ya, etme bulursun. Ben dakka dukka Arapçada. Sen vazgeçmeyeceğim desen başkaları da senden vazgeçmez. Ben kimseden davacıyım. Davacı değilim dersen başkaları da biz de davacı değiliz öylese diye olur. Allah Zülcelal Hazretleri de Erhamur Rahim'in ben affettim müminleri diyor. Siz de birbirinizle sürtüşüp durmayın. Affetmiş olduğunuz halde birbirinizle öyle gelin huzuruma diyor. Evet, af. Kul haklarından vazgeçmek. Onun için dünyada komşuluk yaptınız, yolculuk arkadaşı yaptınız, askerlik yaptınız, talebe arkadaşlığı yaptınız, ticaret ortaklığı yaptınız. Birbirleriyle giriştiniz, birileriyle beraber bulundunuz. Kul hakkı geçmiştir. Bazen ağır laf söylersiniz, bazen sert söylersiniz. Şu veya bu nedenlerle onun için bu adamlarla helallaşmak lazım. Ölmeden evvel helallaşmak lazım. Son anlarında da dini görev, bizim görevimiz Müslüman üzerindeki hakları ve görevlerinden, adam ölmek üzereyken hemen eşini, dostunu, tanıdıklarını, akrabasını çağıracaksın, helallaşsınlar diye. Sen de aynı tezgahtan geçeceksin. Bunu, çünkü adam orada çok zor durumda, sen bunu yapacaksın, gelin hakkınızı helal edin. İşte helallaşacaksın. Bu bir dini görev, bu güzel bir şey. Bak bu da tavsiye ediliyor. Helallaşmadan gelmeyin hesabe diye. Bunlar güzel adetler. Bunu yapmak lazım. Evet. Hadis-i şerifi Ebu Umame el-Bahili Hazretlerinden Deylemi nakletmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İzâ kâne yâmül kıyâme gâle Allah azze ve cel, kıyamet günü olduğunda Allah-u Zülcelal Hazretleri aziz ve celil olan Allah şöyle buyurur. Eynellezîne kânû yünezzihûne esmâ'ahum ve absârahum. Gözlerini, kulaklarını, evet, gözlerini ve kulaklarını yasak şeylerden, Allah'ın emretmediği, buralarda kullanmayın dediği haram şeylerden temizleyen, ibra eden, beri kılan kimseler nerede?
gözlerini haramdan sakınanlar, kulaklarını haramdan sakınanlar, günahtan sakınanlar nerede? Diye Cenab-ı Hak nida eder. Evet. Neyden? Neyden? An mazamiri şeytan, şeytanın çalgılarından, mizmarlarından, evet, şeytanın mizmarlarından kulaklarını sakınan, gözlerini haramdan sakınanlar nerede? Mizmar, oyun aleti, işte çalgı aleti ne deniyor? Mezamir-i şeytan, şeytan mizmarları. Buna dair olaylar var. Şimdi şarkı, türkü farklı oluyor. Bazı türküler yerinde oluyor. Bazı şarkılar yerinde oluyor. Ama bazıları da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bunlar nifak bitirir. İnsanın kalbinde nifak bitirir, fitne bitirir. Tahrik ediyor tabii. Siz de bunu biliyorsunuz. Belden aşağı insanın belden aşağısına hitap eden, oraları tahrik eden, galeyanı getiren, heyecanlandıran türküler var, şarkılar var. Bunlar fitne bitirir, nifak bitirir. Bunları dinlemek doğru olmaz. Doğru olmaz. Hele kadın sesi ise kesinlikle haram olur. Ama bir keresinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımı, kızı Ayşe anamızın odasına gelmiş. Müminlerin anası olduğu için Medineli genç kızlar da Ayşe anamız da Peygamberimizin tek kız olarak aldığı hanımı, genç. Vefat ettiği zaman 19 yaşındaymış Ayşe anamız. Peygamberimiz vefat ettiği zaman. Onun için genç kızların şeysi, o daha çok sevdiği, rağbet ettiği, ziyaretine geldiği bir anamız. Onun evine gelmişler. O zaman da bir şeymiş, bayram günüymüş. Her milletin bir bayram günü var ya. Kızlar Ayşe anamızın odasını, anasının evi, kendi evi demektir. Orada işte şeyler, neşideler, gazideler, şarkılar, türküler söylüyorlarmış. Kendi aralarında, odanın içinde. Babası olarak gelmiş kızın evine. Girmiş ki genç kızlar orada bayram şeyleri söylüyorlar, türküleri çağırıyorlar, söylüyorlar. Ne? Mezamir-i şeytan, şeytan mizmarlarından mı Peygamberin, Resulullah'ın evinde böyle şeyler karıştırıyorsunuz? Bir çıkışmış, güllemiş. Bir de bakmış ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada köşede uzanmış yatıyor. O ses çıkarmıyor. Kızlar da onun farkında değil. Evet. Sus Ebu Bekir, elleme gençleri, dokunma, keyiflerini bozma. Evet, şimdi bu tabii Buhari hadisidir. Bundan şunu anlıyoruz. Efendimiz insan doktoru, insanların yaratılışını çok iyi bildiği için, insanların neye ihtiyaç duyacaklarını çok iyi biliyor. Doğuştan gelen bazı şeyler var. Bu ihtiyaçları normal seyrinde deşarj etmezseniz, kullanmazsanız başka yerlerde kullanılır. Onun için bayram günlerinde ve odanın içinde kendi kendilerine, kızlar kızlara orada türkü çağırıyorlar ve kötü de değil, işte o günün kahramanlık türküleri filan. Elleme diyor, keyiflerini bozma. Peygamber de zaten o masum ve ona haram değil. Ebu Bekir de ses çıkarma diyor, bu gençlerin keyfini bozma. Ha, onun için şimdi düğünlerde, bayram günlerinde kadınların kendi kendine, erkekler duymayacak şekilde kapalı mekanlarda demek ki neşelerini terennüm eden zararsız türküler söyleyebilirler, şarkılar söyleyebilirler ama erkekler duymayacak, başkaları görmeyecek, kendi kendilerine. Buna onların ihtiyacı var. Erkekler de kendi kendine, delikanlılar da kendi kendilerine düğünlerde, böyle bayramlarda işte dediğim gibi belden aşağı hitap etmemek kaydıyla kahramanlık türküleri, vatanı sevmeyle ilgili cihadı teşvik eden türküleri, mesela şimdi Mehter Marşı gibi
şarkıları söyleyebilirler. Buna buradan şey çıkıyor, hüküm çıkıyor. Efendim işte şarkı nifak bitirir, fitne bitirir, tamam. Bitireni var, bitirmeyeni var. Şimdi Yunus Emre Hazretlerinin ilahileri nifak bitirir mi canım? Ahireti hatırlatır, Allah'ı hatırlatır, dini duyguları kuvvetlendirir. Bunu da kendi kendilerine, İslam'ın ölçülerine uyaraktan yaparlarsa ona ihtiyacı var insanoğlunun. Böyle deşarj olması lazım. Gencin buna ihtiyacı var. Bu sınırları aşmamak kaydıyla buna şey var. Ama böyle değil. Böyle değil. İmana aykırı, inanca aykırı, itikada aykırı olan türküler de var. Mesela otobüslerde gelip giderken ben dinliyordum. Kaderime itiraz ediyorum diye bağırıyor şarkıcı. Kaderime itiraz ediyorum. Kadere itiraz edemezsin. Dersen emmentü billahi olmaz. Emmentü billahi ve melaiketi ve kütübü ve resulü billahi ve bil kaderi. Kadere inandım diyorsun. İtiraz edin mi olmaz. O zaman adını değiştireceksin arkadaş. Ben Müslümanım demeyeceksin. Ha böyle imana dokunan laflar söylenmez. Mesela ne gibi? Cennete sensiz gitmem. O kadar çok sevmiş ki kadını. Bu kadar akılsızlık olur mu ya? Cennete onsuz gitmem demek olur mu? Bu yanlış bir şey. Sen kimin gideceğini, kimin gitmeyeceğini sen belirlemiyorsun ki. Allah belirliyor. Allah'ın işine karışıyor yani. Cennete sensiz gitmem. Bunlar aşırı şeyler. Daha başka şeyler de var. Ahlaksız şeyler de var tabii. Bunlar tabii nifak bitirir, fitne bitirir. Bunlar caiz olmaz tabii. Elbette hadis-i şerifte var. Bunlar benim kanaatim değil. Hadis-i şerifte var. Böyle değil işte, kahramanlık türküleri var. Gençleri, duygularını hem deşarj ediyor. Onu çağırmak suretiyle içindeki o gençlikten, fiziki şeylerden gelen ihtiyacını deşarj ediyor. Hem de güzel şeyler söyletiyor. Böyle türküler, şarkılar olabilir. İlahiler de tabii olabilir. İşte yanlış olanlarından, mezamir şeytan, yanlış olanlarından kulağını şey etmiş. Böyle yanlış olan ahlaksız türküler, şarkılar söylememiş. Elhamdülillah Anadolu insanı, Türkiye'miz insanı bunları hep öğrenmiş, dinlemiş, babadan anadan intikal eden bir gelenek görenek, şarkısı bile imana uygun. Bana sabırsız bir kul diyorlar, ben sabırlı bir kulum. Bu şarkı klasik Türk müziğinin şarkılarından. Ne güzel söz bak, ben sabırlı bir kulum. Ne güzel bir şey ya, böyle imanı okşayan, ona aykırı olmayan olabilir insanın buna sınırları aşmamak kaydıyla müdahale etmemiz lazım. Ebu Bekir Hazretlerinin olayından bunu çıkarıyoruz. Yanlış olanlarından dilini tutan, kulağını tutan, nerede onlar? Şeytanın mizmarlarından nerede onlar? Evet. Meyyizuhum. Onları ayırınız. Evet. Dilinden kötü şeyler çıkmamış, kötü şeyler duymamış. Ayırın onları. Feyyumeyyizune. Melekler onları ayırırlar, memur melekler. Fi kesbil misk, küsebil misk yahut da misk tepelerinde. Evet, misk ve amber tepeleri üzerinde onları toplarlar. Gözünü haramdan sakınmış, kulağını haramdan sakınmış, dilini böyle pis laflardan, şeylerden sakınmış, hakim olabilmiş ki zor bir şeydir. Zor bir şeydir. Dilin kemiği yoktur. Ne tarafa dönerse öyle onu söyler. Onun için ona hakim olmak çok önemli bir maddedir. Bunu başarmışsa bir adam, onun bir onurlandırmaya, şereflendirilmeye hak etmiş demektir. Allah da işte böyle dilini böyle pis türkülerden, şarkılardan, ahlaksız şarkılardan korumuş.
kulağını kötü sözlerde dinlemekten korumuş kimseleri orada ayırın der, onlar da ayrılırlar. Hem de herkese karşı onurlandırmak için misk ve amber tepeleri üzerinde toplarlar onu. Gıpta ile herkes onlara bakar. Evet, şimdi gençlere tabii mesaj var burada. Evet, gencin ihtiyacı var. Tamam, o ihtiyacını bak kötü türkülerle, şarkılarla giderme. İyileriyle, tamam, türkü söyleyeceksen söyle de iyileriyle deşarj ol. Kötüleriyle değil, böyle bir şey var, müjde var. Böyle bir müjde var, evet. Vel amber, evet. Misk'ten ve amberden oluşan tepeler üzerine onları şerefli, asil, Allah'ın sevdiği kişiler olduklarını göstermek için bir tepeler, evet. Vel yuşhiduhum, evet. Onları herkese gösterin, evet. Göstersinler, görsünler herkes diye, hallerini herkes görsün diye. Tümme yakulu lil melaiketi. Sonra melaike-i kirame Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Tesbihi ve temcidi. Tesbihimi, temcidimi duyurun. Duyurun onlara ki zevk alsınlar. Çünkü dünyadayken haram şarkılar söylemediler. Onlarla zevklenmediler. Pis türküler, şarkılar söylemediler. Böylelerini dinlemediler. Nefisleri istediği halde, şeytan dürttüğü halde engel oldular. Böyle pisliklerle uğraşmadılar. Güzellerini yaptılar. Şimdi benim temcidimi, övgümü, tesbihimi siz yapın ve onlara duyurun ki tatlan, tat alsınlar. Heyecanı gelsinler. Zevklensinler. Feyusmi'une. Evet, onlara duyururlar. Bi asvatin lem yesma' es-sami'une bimisliha. Hiç benzerini işitenlerin duymadığı güzel sesle, güzel sesle Allah'ın o bunlar haramdan sakınmış bu güzel kullarına şeref olsun, keramet olsun diye böyle bir şeyleri, temcidleri, tesbihleri, Allah'a temcidlerini onlara duyururlar. Sonsuz zevk duyarlar onlar da. Sonsuz zevk duyarlar. Onun için insan hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir kalbi hatır hayaline gelmediği güzelliklerin olduğu o ahiret aleminde, cennette güzelliklere ulaşabilmek için dünyada gözüne, eline, diline, kulağına hakim olması, o küfür, itikat bozukluğunu ifade eden laflarla mesela çok herkesin dilinde olan kahpe felek, sana ne ettim neyledim türkü çok yanlış. Felek dedin şu alem, kahpe olur mu lan bu? Sen Müslümansın, sen ne biçim müminsin? Bu Allah'ın yarattığı bir şeydir. O Allah ne derse onu emreder. Dön diyor dönüyor, dur diyor duruyor. Bu kahpe olur mu? Çok yanlış. Böyle yanlış şeyler olmayacak işte. Böyle yanlış şeyler olmayacak, itikada dokunan olmayacak, ahlaksızlık tahrik eden, teşvik eden şeyler, sözlerden ibaret olmayacak. Kadınlar kendi anlarında, erkekler kendi aralarında, hatta kahramanlık duygularını, cihat duygularını teşvik eden bunları yapılabilir. Öbürlerinden kendini tutmak lazım. Zar. Neden? Her taraf ona teşvik ediyor. Sokaklar onu o seslerle inliyor. Her yayın organları böyle öyleleriyle inliyor, ortalığı inletiyor. Gencin de içinden dürtüyor, fiziki dürtüleri var. Bunlara rağmen bunun kulağını burkuyor. Dinlemeyeceğim ben diyor. Bu ahlaksız bir sözler sarf ediyor. Güzelini dinleyeceğim diyor. Bu zoru başarınca da böyle bir mükafat var. Evet, böyle gençliğinde nefsinin arzularına rağmen dünyadayken yanlışlar yapmamış olanlar, biliyorsunuz mahşerde arşın gölgesinde gölgelenenlerden olacak. Gölgelenenler olacak. Adil imamlar, Allah için sevenler, Allah için buğz edenler,
kimsenin görmediği yerde gece dağ başlarında ve evde gece teheccüde kalkıp Cenab-ı Hakk'ın olan korkusundan veya ona sevgisinden sevgi gözyaşı aktan fafadat aynel haliyen boş yerlerde, şimdi camilerde coşuyor, başlıyor Allah Allah, bu makbul değil. Yok yok. Kimsenin olmadığı yerde, duymadığı yerde coşacaksın, ağlayacaksın. O zaman nara atabiliyorsan atacaksın. Evet, böyle kimseler efendim kadınlar davet ettiği halde fuhşa, zinaya hayır ben Allah'tan korkarım diye gitmeyenler, evet ve şabbun neşa fi ibadetillah, Allah'a kulluk yolunda gençliğini geçirmiş olanlar, evet böyle itikadı dokunan ahlaksız türküler, şarkılar çağırarak gece gündüz durmadan hazır onunla meşgul eden değil, kulağını böyle şeyler akşama kadar açıyor, çalışıyor, hep kulağında böyle acayip pislik laflar, sözler içeren türküler. Ama böyle değil. Böyle olmayanlar orada. Ve şâb-ı neşâ fî ibâdetillâh. Harama uşkur çözmemiş, haram söylememiş, haram dinlememiş. Gençler arşın gölgesinde gölgelenecekler. Bu da onlardan bunu teyit eden bir hadis-i şerif. Târe Kudni Deylemi Cabir Hazretlerinden bu hadis-i şerifi nakletmiş. Allah onlardan razı olsun.